Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün süt alırken aman dikkat diyoruz ve mutfak konsepti bir video ile beraberiz. Adım Aylin. Bugün özelde sütü genelde de mutfak alışverişlerimizde yaptığımız, satın aldığımız ürünlerdeki bir takım dikkatsizliklerimizle ortaya çıkan sonuçları konuşmak istiyorum. Sütü ana konu olarak seçtim çünkü süt hepimizin özellikle çocuk ve yaşlı yani beslenmesinin çok önemli olduğu kişilerin sağlık adına tükettikleri hatta bazen zorla tükettirdiğimiz bir gıda maddesi, önemli bir gıda maddesi. O nedenle sütü konunun ana teması olarak seçtim. Tabii bu her şey için geçerli. Şimdi bilinçli tüketici olmak deyimi çok moda şu aralar. Neye göre, niçin bilinçli tüketici olacağız? Niçinini hemen açıklayalım. Çünkü bu ekonomik düzende her firma kendi ürettiği ürünün en iyisi olduğuna dair iddialarla, işte televizyonlarla önümüzde, marketlerdeki raflarla önümüzde ve çok ciddi yarışlar var. Ve adamlar öyle bir satış kumpasları içindeler ki, işte atıyorum X firması X markette malının işte sağdan 3. rafta olmasını istiyor. Yoksa vermiyor o markete mal. Çünkü göz hizasında olan mal daha çok satılıyor vesaire. Arkasında kocaman bir bilim dalı yatıyor pazarlama. Onun için bizler de en az onlar kadar açık göz olmak zorundayız. Niçini bu. Nasılına bakacağız? İşte nasılı şöyle, örneğin süt alırken birkaç yöntem var zaten. Ya gireriz markete herhangi bir süt alır çıkarız, ya günlük süt kullanırız, ya uzun ömürlü süt kullanırız, ya da kapı sütü dediğimiz süt alırız. Kapı sütü aslında en sağlıklı, hani direkt hayvandan insana, ama özellikle büyük şehirlerde, özellikle yaz mevsiminde bilmediğimiz, tanımadığımız kişilerden işte saklama koşulları, taşıma koşulları, hijyen vesaire vesaire birçok risk barındırıyor. Süt çok çabuk bozulan bir ürün biliyorsunuz. Dolayısıyla kapı sütü aslında ideal olması gerekirken bugün en riskli olan oldu. Ben kendi adıma günlük süt kullanıyorum. Tetra Pak kutu sütleri çok fazla tercih etmiyorum. Çünkü çok fazla içinden bir şeyler alınmış oluyor. Ben içinden birçok şeyin alındığı sütü ne yapayım diye düşünüyorum. Günlük süt alırken de işte belli markaların sütlerini tercih ediyorum. Çünkü fiyatlarına baktığınız zaman 10 kuruş aşağı, 10 kuruş yukarı çok büyük farklar yok. Dolayısıyla günlük süt bana göre, hele de büyük şehirlerdeyseniz, en ideal süt. Ancak her günlük süt, süt aynı süt müdür? İşte bu, burada farklar var. Bilinçli tüketici olmak bu noktada devreye giriyor bana göre. Çünkü Tarım Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda gıda maddelerinin besin değerleri ambalajlarında yazıyor biliyorsunuz. Şimdi ben özel bir çalışma yapmadım bunun için ama evimde öyle ya da böyle işte kullandığım su şişesi yapmışım. İçinde süt var ya da işte bir şey için kullanmışım. 3-4 tane böyle farklı süt markalarının ambalajlarını buldum ve onların besin değeri tablolarının fotoğraflarını çektim. Marka adı belirtmek istemiyorum, etik değil. Ama gördüm ki hani hepsi günlük süt. Besin değeri tablolarında bahse konu değer aynı değer. İşte hepsi 100 mililitre üzerinden besin değerlerini yayınlamış. Yağ oranın aynı, hepsinin aynı.
Ama işte sadece yağ oranı değil, işte enerji, protein, karbonhidrat, kalsiyum gibi değişik besin öğelerinin değerleri de var. Biz sütü ne için? Kalsiyum ve protein almak için tüketiriz. Bakıyorsunuz kalsiyum değerlerine, işte 111 birimle başlıyor, 120'ye kadar değişiyor. Protein değerlerine bakıyorsunuz, işte 2.8 ile başlıyor, 3.3'e kadar çıkıyor. Şimdi bu aynı fiyatla aşağı yukarı 4 farklı ve piyasanın kabullendiği sütün etiket değerlerinde bu değerler arasında %10'a yakın bir fark var ve bu sadece bir çay bardağından daha az bir süt için. Siz çocuğunuza ya da kendinize bir su bardağı su içiriyorsanız bu değerler ikiye katlıyor. Aynı parayı verip niye daha az kalsiyum alasınız? Ya da aynı parayı verip niye daha az protein alasınız? Onun için işte bilinçli tüketici olmak, etiket okuyup aldığınız ürünün performansına da dikkat etmekten geçiyor birinci derecede. Mesela aynı şeyi salçalarda da yaşarız. Benim tükettiğim bir salça markası var. Ancak marketlere gittiğimizde şöyle bir bakalım. Mesela aynı fabrikanın, X fabrikasının X ve Y iki tane salçası var. Ambalajı hemen hemen aynı. Çok küçük detaylarda farklılıklar var ve tüketici olarak buna dikkat etmemiz çok zor. Ama çevirip arkasını, içinde neler var'a baktığımız zaman, mesela dediğim gibi aynı fabrikanın aynı ürünü gibi duran iki farklı ürün var. Birinde bakıyorsunuz domates, tuz, içindekilerde bu kadar. Birinde bakıyorsunuz domates, tuz, bir şey. İşte o bir şey girdiği zaman işin içine, orada dur demek gerekiyor. İşte bilinçli tüketicilik orada başlıyor. Çünkü o bir şey girdiğinde salça daha uzun kalıyor, küflenmeden kalıyor, raf ömrü uzuyor, evimizde kullanabileceğimiz süre uzuyor, maliyet belki daha ucuzluyor, işte renklendiricisi, osu busu vesairesi, ama aynı 25 kuruş, 30 kuruş farklarla satılıyor. Değer mi? Değmez. O bir kutu salçada kim bilir kaç onlarca kaşık salça var. 30 kuruşu bölün, kaşık başına kuruş bile düşmez. Demek ki hani biz bilinçli tüketici deyince sadece işte halk arasındaki deyimle kazık yememeyi düşünüyoruz. Ama her şey parayla da ölçülemeyebiliyor bazen. İşte dediğim gibi 25 kuruş, 30 kuruş farkla iki farklı salça. Ha ben katkısı en az olan, içindekilerin en az kalemden oluştuğu tür ürünleri tercih ediyorum. Ha raf ömürleri kısa oluyor. Mesela atıyorum, eğer içinde bir şey olmayan bir salça kullanıyorsanız eve getirin, açın, 3 gün sonra küfleniyor. Ben ne yapıyorum? Mesela aldığım o salçayı 3 farklı kaba bölüyorum. Üstlerine zeytinyağı gezdiriyorum. Birinden başlıyorum kullanmaya, onların küflenmemesini sağlıyorum ve sonuna kadar sağlıklı bir şekilde tüketiyorum. O bir şey bana lazım değil. Çünkü bu arsenik değil, yani adam anında öldürmüyor bir şeyler. Ama salçadan bir şey, işte bilmem X yiyecekten bir şey. Bir diğerinden başka bir madde, ondan aynısı. Çünkü tükettiğimiz o kadar çok hazır ve yarı hazır mamul var ki, ondan biraz, bundan biraz, ondan şu kadar, bundan bu kadar derken, işte 10 yıl sonra bakıyoruz ki sağlığımız elden gitmiş. Anında gözümüzü kör etmiyor ama yani böyle de bir durum var. Şimdi bizim gibi çok bilinçsiz ülkelerde
insanların böyle bir şeyi dank edebilmesi için bir vahşet bir şey olması lazım. Atıyorum çocuğun eline toplu iğne batar, bir damla kan çıkar, bütün aile paniktir. Biri kolonya getirir, biri pamuk getirir, biri yara bandı getirir. Yani ne oldu? Eline toplu iğne battı, kan çıktı ama kan var orada. Çocuk kıvranır, karnım ağrıyor diye karın ağrısı birçok hastalığın ciddi şeyin de sebebi olabilir. Anne oradan der ki sana terlik giy dedim giymedin. Baba oradan der ki terlik giymezsen böyle olur. Sen daha beter de olacaksın vesaire. Yani bizim bir damla kanla olaya bakışımız değişiyor. Bu tür olaylarda öyle bir şey yok. Yani şu salçayı yedim içinde bir şey vardı. Beni kör etti ya da elim kanadı, burnum kanadı yok. O zaman biz bunu akılla çözmek gerek. O etiketler konmuş üstüne. Bakacağız, bizi en iyi besleyecek. Bize artı uzun vadede zararı dokunmayacak sadelikte ürünleri seçmek gerekiyor. Mutfak dediğimizde birinci öncelik bu olmalı. Azal, özal. Eğer salçayı 30 kuruş, 40 kuruş, 50 kuruş fazla pahalı buluyorsanız her yemeğe salça koyuşta bir çay kaşığının yarısı kadar az korsunuz, o gene size aynı maliyete gelir. O azlık da yemeğin içinde asla fark edilmez. Her şeyi çok ucuza almanın maharet olmadığını bilelim istedim. Şimdilik böyle, bunlara dikkat etmemiz gerek. Bir bilinçli tüketici olacaksak mutfağa, bir kere başta mutfağa, çünkü çoluk çocuğumuza yediriyoruz, böyle başlamak lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.